Öyle bakalım. Beklettik sizi ya. Bir dizi ziyaret ve açılış için Sinop'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Cumhuriyeti gemisi Anadolu'yu adeta bir insansız hava araçları gemisi nasıl yapabiliriz? Bunun projesine çalışıyoruz. İnşallah projemiz bittiğinde dünyada sabit kanat, insansız hava araçlarını gemiye indirip kaldırabilen tek ülke olacağız, dedi. Uçak gemisinden biraz daha kısa bir gemi. İşte biz şu anda bu uçak gemisini, insansız hava araçlarımızı nasıl indirip kaldırabiliriz? Adeta bir insansız hava araçları gemisi nasıl yapabiliriz? Bunun projesini çalışıyoruz. Şu anda dünyaya baktığımızda bunu çalışan başka hiçbir ülke yok. Biz bunu çalışıyoruz. Çünkü ufkumuz bunları çalışmanın gerekliliğini bize gösteriyor. Biz bu alanlara yöneliyoruz. İnşallah o projemizi bitirdiğimizde de dünyada sabit kanatlı insansız hava araçlarını geriye indirip kaldırabilen tek ülke olacağız. İşte biz bunların gayreti içerisindeyiz. Bu alanlara yatırım yapmanın gayreti içerisindeyiz. Ve her zaman şunun altını çiziyoruz. Eğer doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız kazanmamanız için önünüzde hiçbir engel yok. İşte Türkiye'nin elektrikli otomobili. Biz TOK projesine başladığımızda doğuştan elektrikli bir otomobil imal edeceğiz dediğimizde bizimle dalga geçenler oldu. Dediler ki daha elektrikli otomobillerin zamanı değil. İçten yanmalı motorlar var, hibrit araçlar var. Ama bugün geldiğimiz noktada 100 yıldır araba üreten firmalar, Avrupa'nın en büyük markaları, eyvah biz geç kaldık, elektrikli araçlar konusunda acele etmemiz lazım diyorlar. İşte ufku geniş olmak bu demek. İşte geleceğe yatırım yapmak bu demek. Ve biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık Türkiye'yi başka bir lige taşıdık. Türkiye evet günümüzde ekonomik anlamda bir mücadelenin içerisinde. Ama Türkiye geleceği hedefleyen bir ülke ve o gelecek hedefimizi de inşallah yakalamayı başaracağız. Ufkumuzu kavramalarına imkan yok. Ben bunu başka yerlerde de örnek verdim. Sinirli olsak da, üzgün olsak da, kafamız bozuk olsak da bizim her zaman da hakimiyetimizi gösterebilirsek işte o zaman başarılı olabiliriz. Biz şehrimizden güzel bir şekilde ayrılırız. Bugün Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İyi yapıp getirmesin.